Günaydınlar efendim. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İçel TV stüdyolarından, İçel FM mikrofonlarından ortak yayınımızla sizlerin huzurundayız yine ve sosyal medya üzerindeki yayınımız da devam ediyor. Her zaman, her sabah ve her cuma olduğu gibi. Gündemimiz çok yoğun değil. Kent gündemi daha yoğun aslında. Siyasi gündem biraz duruldu. Cuma günleri şöyle bir toparlama geçiyoruz biliyorsunuz sevgili seyirciler. Bugün de Mersin'de bir yine toplantı var. Onu da duyuralım. Vakti ve saate geldiğinde arkadaşlarım bana ileteceklerdir bu toplantıyı. Kurumumuzdan arkadaşımız Mert Yeşiltepe takip ediyor sizler için. Akdeniz Belediyesi Eylül ayı ikinci birleşimi değil mi? Meclis toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirilecek bugün. Onu takip ediyoruz. Başlamasını başladığı zaman Mert arkadaşım bize hemen yetişecek. Biz de sizlerle buluşturacağız bu toplantıyı. Arzu ederseniz gazetelerimize şöyle bir bakalım. Zaten gündemimiz yerelle Akdeniz Belediyesi'nin meclis toplantısıyla devam edeceği için Ulusal'la başlamayı uygun gördük Ezel arkadaşımla birlikte. Şöyle bir baktığımızda Ulusal'da ilk sayfamızda, bu arada bakar mısınız lütfen? Benim sabit ekranıma bakar mısınız? Tabii ki Ezel göremiyor ama çok güzel hazırladılar arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman konuk arkasına görebilirsiniz. Ben Lale'yi çok severim. Önce leylak çiçeğini çok severim, krizantemi çok severim, sonra Lale'yi çok severim. Lalelerle dolu, böyle vıcır vıcır, cıvıl cıvıl. Çok güzel bir sabit ekran hazırladılar bana. Çok teşekkür ediyorum Mert arkadaşıma ve de Ezel arkadaşıma. Ellerine sağlık. Ancak Mert'le çok mücadele ettik bunu hazırlayana kadar. Değil mi Ezel? Çok mücadele ettik. Bu da olur mu Leyla abla, bu da olur mu Leyla abla, bu da olur mu? Hayır Mert, olmaz diyorum. Öyle statik şeyleri sevmiyorum ben. Biraz iç açmalı, kışa doğru geliyoruz. Biraz yazdan kalma, bahardan kalma esintiler olmalı diyoruz. Bu arada efendim bakın masamızda da mavi deniz yıldızımız var. Vazomuzla birlikte iki tane de beyaz ve kırmızı. Şuradaki kırmızı beyazımızla çok uyumlu iki çiçeğimiz var. Mavi iyidir biliyor musunuz? Mavi serinliktir, mavi kavuşmaktır, özgürlüktür. Ruh dinginliğidir, mavi iyidir. Herkes mavi olamaz. Biri size mavisin dediği zaman bunun kıymetini bilmek lazım. Şimdi geliyoruz gazetelerimize efendim. Şöyle bir baktığımda Leyla ne yaptı diye düşünecek şimdi Ezel. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Ulusal basın turumuzu arzu ederseniz. İmamoğlu sözünü tuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araç israfını Yeni Kapı'da belgeledi. Yurttaş isyan etti denilmiş efendim. Şöyle haberimizi biraz büyütelim ve birlikte devam edelim. Kime niye kiralandı? Ben halkım, bizi soydular. Araçları iade edeceğiz küçük başlıkları altında. Haberimiz şöyle gelişiyor efendim. Vedat Arık'ın bir haberi Cumhuriyet'ten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bir anda Cumhuriyet günlerim geldi aklıma. Sevgili Ümit Zileli'ye sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Alev Bey'e, Hakan Bey'e sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sevgili Ali Sirmen'e sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Mustafa Balbay'a, rahmetli İlhan Selçuk'u saygı, sevgi ve hürmetle anıyorum. Işık içerisinde uyusun. O kadar özledim ki oranın kokusunu. Böyle yemekhanemizde bir sürü kedilerimiz olurdu. Açık alandı yemekhanemiz. Yani kapısız, giriş ve çıkışları açıktı. Yaz kış öyleydi. Ve kediler bizimle birlikte yemek yerlerdi. Her canlıya hürmet edilirdi orada. Çok özledim Cağaloğlu'nun kokusunu. Cağaloğlu yokuşunu ve oradan geçerken yine ışıklar içerisinde uyusun. Elinden sayısız ödül aldığım Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı sevgili Nail Güreli'nin bazen camdan bazen balkondan seslenişini. Hani benim bitter çikolatam diye. Çünkü kahvesini bitter çikolata olmadan içmezdi.
Öyle bir huyu vardı. O zaman çocukmuşuz demek ki. Sonra odasından çıktım. İkinci kattaydı odası sevgili Nail Gürel'in. Aşağı inerken gerçekten çocukmuşuz. Ya da ruhumuz öyleymiş bilmiyorum. Trabzanlardan kayarak inmeyi denedim. O da tesadüfen kalkmış ve odadan bir şey için çıkmaya hazırlanmış. Şöyle bir merdiven boşluğundan bana bakmış. Ne yapıyorsun sen dedi. Koskoca haber müdürünün yapacağı şey mi bu dedi. Kendine gelsene dedi. Söz dedim böyle yukarı baktım. Bir daha olmayacak. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Bu sondu. Görmediniz ben de yapmadım dedim. Hayatımızda iyi insanlar biriktirmek lazım. İyi ki biriktirmişiz hepsini. İyi ki biriktirmişiz. Ne başlıyor? Gerçekten mi? Peki o zaman. Akdeniz Belediyesi'nin Eylül ayı ikinci birleşimi, meclis toplantısının ikinci birleşimi başlamış efendim. Mert arkadaşımız sizler ve de bizler için takip ediyor. Şimdi kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Sonrasında yeniden birlikteyiz. Çeleyle meclise sunulur denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde de belediyenin ve bağlı kuruluşların norm kadroları bu ilke standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir denilmektedir. Yukarıda belirtilen norm kadro ilke ve standartlara dair yönetmelik hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesi gereğince hazırlanan memurlarla ilgili 2 sayılı boş kadro değişiklik cetvelinin kabulüne komisyonlarınca oy birliğiyle karar verildi. Evet. Gündem konusunda konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Buyur Halil abi. Şeyde de konuşabilirim de, dileklemelerde de evet. Konuşabilirim ama kadro olduğu için bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii, olumlu şey verdik zaten. Merhaba arkadaşlar, günaydınlar. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Şimdi belediyemizde çalışma esası açısından memurlar, işçiler, işçiler içerisinde farklı statüde çalışan kesimler var. Memurlar açısından bir görevde yükselme diye bir şey var. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre. Bunun çeşitli şartları var. Yani çalışan memurlar için şartları var. Kurum açısından şartları var. Belli dönemlerde bununla ilgili sınavlar açılıyor. Sınavlar açılabilmesi için de hemen açılmıyor tabii sınavlar. Kurumun olur vermesi lazım. Bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nın, Personel Genel Müdürlüğü'nün olur vermesi lazım. Bir yazılı sınav, arkasından sözlü sınav olması lazım. Belediyemizde bununla ilgili 2017 yılında bir sınav gerçekleştirilmiş. Bu prosedürler tamamlandıktan sonra zannediyorum 7 arkadaşımız müdürlük sınavını, 2 arkadaşımız da uzmanlık sınavını kazanmışlar. Bu anlamda bu arkadaşlarımızın bu müdürlük ve uzmanlık kadrolarına görev yapabilmeleri için herhalde sözlü sınav yapılması gerekiyor belediyemiz tarafından. Şu ana kadar hani kayyum döneminde ve şu ana kadarki süreç içerisinde böyle bir durum söz konusu değil. Bu önümüzdeki dönem açısından böyle bir yazılı sınav, çünkü arkadaşlarımızın hem kariyer yapmaları hem de kendi görevlerinde yükselmeleri, bu anlamda kendi bilgi, tecrübe, deneyimleri arttırma noktasında bir çalışmaları var, bir emek var ortada. Bu anlamda belediyemizin bu arkadaşlarımızı değerlendirmesi noktasında bir adım atması gerektiğini düşünüyorum ben. Böyle bir talep geldi bana. Bunu meclisimizde dillendirmek istedim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Başka söz isteyen arkadaşı yoksa oylarınıza sunacağım. Evet, gündemin 3. maddesini okudu arkadaşımız. Komisyonda zaten oy birliğiyle geçmiş. Meclisin oylarına sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edildi. Diğer herhalde komisyondaki şeyler anladığım kadarıyla önümüzdeki ay gelecek, çalışılacak. Onun dışında bir gündemimiz yok. Temenni ve öneriler noktasında konuşmak ve söz almak isteyen, buyurun. Sayın meclisler merhaba. Biliyorsunuz belediyemiz bir kampanya düzenliyor. Kitap toplama kampanyası. Okullara dağıtılmak üzere. Benim de bu Mersin Tarihi ve Gezi Rehberi adlı Türkçe İngilizce bir kitabım var. Bu kampanya dahilinde okullara dağıtılmak üzere 100 adet. Belediye meclislerine verilmek üzere 40 adet ve il dışı ve yabancı konuklara vermek üzere de 30 adet olmak üzere. 170 adet bu kitabımdan belediyemize bağışlamak istiyorum. Bununla ilgili dilekçeyi
özellikle bırakacağım. Zaten Sayın Başkanımıza da bu kitaptan takdim etmiştim. Evet. Bilginiz olsun. İnşallah. Biz zaten şu an kütüphanesiz okul kalmasın projesiyle ciddi manada bir kitap topladık. İnşallah o kitapları da alalım okullarımızda. Çok teşekkür ediyorum. Toplamaya da devam ediyoruz. Bu proje nezdinde bildiğim kadarıyla 3000 üzerinde şu an kitap toplanmış durumda. Toplanmaya da devam ediyor. Sizlere de söylemiş olayım. Yani bizim amacımız tüm Akdeniz'deki okullarda mutlaka bir kütüphane olsun. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Sizler de aktarırsanız o kitapları da inşallah o okullarımızda mutlaka bir oda yapacağız. Eğer uygun bir odası varsa, sınıfı varsa sınıf yapacağız. Veya uygun bir ortam oluşturup bunu gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu kitaptan da inşallah yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Kıbrıs'taki eğitim seminerine katılacak arkadaşlar arkada yazıyor ama ben okuyayım. AK Parti'den Arif Yücel ve Tufan Nenli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Demirci ve Halil Kara, Halkların Demokrat Partisi'nden Bedriye Kuş ve Salih Akbaş. Size hayırlı tatiller dilerim seminerin yanında. Ayrıca diğer belediyeler de bu seminere kimseyi yollamıyor, haberiniz olsun. Ali abi rica etti, ben de Ali abiyi severim. Büyüğümüzdür, hatırını kırmadım. Normalde belediye bütçemizi sonuçta etkiliyor bu tür şeyler ama önemli değil. Bunlar da lazım sizlere, layıksınız bence. Evet, buyur Ali abi. Evet, dinlensinler ama sonucunda bu bir seminerdir. Kendilerini geliştirmek için yapılan bir seminerdir. Dinlenmenin yanında giden arkadaşlarımızın biraz birikim sahibi olmaları açısından orada uzmanlar tarafından belediye meclislerinin çalışmalarıyla ilgili olarak mevzuatı ve uygulamalarla ilgili olarak arkadaşlarımız inanıyoruz ki bir takım deneyimler kazanarak döneceklerdir. Ve bizim meclis çalışmalarımıza da ciddi katkılar olacak. Ben İnşallah. Buna inanıyorum. Sadece biz dinlensinler diye göndermiyoruz arkadaşları. Biraz daha yetkilendirsinler, etkili bir duruma gelsinler, bize katkı sunsunlar diye. Biraz da ısrarımız ondan kaynaklanıyor. Evet, siz de belirttiniz. Gerçekten belediyeye belli bir külfet, mali külfet yüklüyor ama arkadaşlarımızı bu konuda özveride bulundunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza da iyi çalışmalar diliyoruz. Dönüşte arkadaşlarımızdan faydalanacağımızı da ben içtenlikle inanıyorum. Ben söz almışken bir konuyu daha altını çizmek istiyorum. Sayın Başkanım, bizim 2007 yılında Akdeniz Belediyesi'nin belediye meclisinin çalışma yönetmeliği var. 2007 yılında hazırlanmış. Şimdi toplantılarımızın tebligatıyla ilgili olarak o yönetmelikte bir düzenleme var. Yani düzenlemede yasada belirtilen o tebligat yöntemlerini sayıyor. Ama onun yanında bir de diyor ki işte zabıta memurları tarafından tebligat yapılır diyor. Evet. Ve bu zabıta memurları yönetmelikte o geçtiği için mecburen görevli arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız o zabıtaların eline tutuşturuyorlar listeleri. Şimdi 37 tane meclis üyesi var. Bu meclis üyelerinin her biri bir yerde. Yani dağınık, çok dağınıklar. Evet. Bu arkadaşlar geliyor, örneğin işte evde olmayabiliyoruz. Sağa sola soruyorlar, telefon ediyorlar. Yok kapıcıya teslim edelim, yok yöneticiye teslim edelim. Yani böyle her zaman sıkıntılar da doğuyor. Benim önerim önümüzdeki Ekim döneminde gündemleştirelim. Bu konuda ben bir başvuru da yapayım. Gündemleştirelim. Bu 2007 yılındaki o meclis çalışma yönetmeliğinin maddesinin o zabıtalar tarafından kelimesini çıkaralım. Onun yerine WhatsApp veya mail yoluyla iletilir diyelim. Bunun yasal hiçbir sakıncası yok. Ki birçok şeyde bu düzenleme var mecliste. Hem arkadaşlarımızın işlerinden, güçlerinden olmaları, yani 2-3 gün o tebligatla uğraşacağına, yani kendi asli görevine bakar diye düşünün. Bu işi biraz da
idarenin işini de kolaylaştırır diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşümdür. Yani grupla bunu paylaşmış değilim. Ama yararlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki Ekim döneminde bunun gündeme gelirse kişisel olarak yararlı olacağını, işleri biraz daha kolaylaştırır. Yani WhatsApp var, atıyorsun, gidiyor, geliyor. Gerekirse buraya döndüğümüzde imza da verebiliriz yani. Veya mail yoluyla. Veya çok emin değilsek WhatsApp ve maille attıktan sonra bir de arkasında telefon edebiliriz. Hepimizin cebinde cep telefonu var. Bence daha uygun olur. Ben yani hukukçularla konuşacağım. Hukukçularla konuşayım. Herhangi bir hukuksal bir engeli yoksa. Bence Ekim ayında siz bir gündem Özgür arkadaşımız da buradadır. Ha. Yani ben de hukuk fakültesinde biraz okumuşum, biliyorum yani, onu da söyleyeyim. Yani hukuksal olarak bir şey çıkacağını sanmıyorum. Önemli olan yönetmeliğin değiştirilmesidir. Yönetmelik değişmese olmaz tabii. Teşekkür ederim. Mail atıyorum. Buna bir bakın da unutmayın. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Ben de aynı konulara temas edeceğim. Bu eğitim çalışmaları olsun, bazı gezi çalışmaları olsun, şöyle diye düşünüyorum. Biz burada farklı gruplarız. Arkadaşlar arasında diyaloğu sadece burada görüyoruz, burada konuşuyoruz. Ama bu tür gezilerde, ben iki dönem Yenişehir Belediye Meclisi'nde görev yaptığım için oradan biliyorum. İlişkiler gelişiyor, dostluklar artıyor, birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Yani bu yüzden bence çok ciddi bir masraf değil bunlar. Eğer belediyemiz bunları desteklerse, bu tür eğitim ve benzeri yerlere teşvik ederse, bu diyaloglar gelişeceğine inanıyorum. İlişkilerin daha artar, daha bir samimiyet ortamıyla daha güzel meclisler geçiririz temennisi var. Bunun haricinde Ali Bey'in önerisine şey anlamda da katılıyorum ben. Yenişehir Belediye Meclisi'nde iki dönem görev yaptım da son dönem hep mail kanalıyla geldi. Ekstra WhatsApp'tan da geldi. Bu bana gönderilen şeyler Ali Bey'in dediği gibi benim de aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Çoğu zaman benim dükkanıma gidiyor. Ben dükkanıma da her zaman uğramadığım için çoğu zaman da elime geçmiyor ama mail ortamında olursa ya da WhatsApp ortamında olursa İş inanılmaz kolaylaşacak. Teşekkür ederim. Günaydın. Pazartesi okullar açılacak. Benim bir önerim var. Pazartesi günü okullar açıldığında doğu ve batı tarafında iki tane okul seçelim. Tüm belediye meclis üyeleriyle beraber okulun açılışına katılalım. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nde hukuksuzca, partizanca işine son verilen kardeşlerimiz için biz bugün 2'de Büyükşehir önünde bir basın toplantısı yapacağız. Hak, hukuk, adalet, eşitlik diyen arkadaşlarımız orada işten çıkarılan, ekmeğinin peşinde olan garibanların yanında olmasını bekliyorum. Hepinizi davet ediyorum. Aydın Bey'e verin. Tufan Bey, ben de size şunu hatırlatmak istiyorum. Burhanettin Kocamaz döneminde çıkan 3000 işçiler için hiç geldiniz mi, eylem yaptınız mı? Yapmadık, hiç kimse davet edemedik. Olsaydı gelirdim. Tamam. Evet. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Buyurun Serhat Bey. Uzatmayalım ama ya. Polemiğe tamam. Girecek bir şey lütfen. Yok. Bakın ben... Ona girmeyeceğim. Hayır, girmeyeceğim. Gerek yok yani. Tamam. Biz ya Akdeniz'iz. İşimize şimdi bakalım. Şunu söyleyeyim, Büyükşehir'de doğru işçi çıkarılacak. Düşünün, bir seçim oldu, 4 ay geçti üstünden. 4 ay üzerinden bugüne kadar ne kimse partizanca işten alındı, evet, ne işten atıldı. Ama bu 4 ay içerisinde belediyemiz inceleme yaptı. Aralarda bankamatik dediğimiz çalışanlar var, iş yapmayanlar var. Bunun içinde CHP'lisi de var, MHP'lisi de var, AK Partilisi de var. Çok fazla bir ayrım gözetilmedi. Onu da söyleyeyim. Yani biraz olayın bu tarafına bakalım. Hep tek taraftan bakmayalım. Yani tabii ki demokratik haktır herkesin yapması. Ama bir belediyeler kısmen de olsa iş yapmak zorunda ve iş yapmak zorunda, kısmen de olsa elemanlarını seçmek zorunda. Başka türlü de görev yapamazsınız. Başkanımıza geldi, kendi üst kadrolarını seçti, belli şey yaptı. Ona göre de çalıştı. Buna benzer bir çalışma yapılıyor. Ben bundan dolayı da çok kişinin hakkını yendiğini düşünmüyorum. Polemiğe de girmeyeceğim. Ama
biraz da objektif bakalım derim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bitti değil mi? Ben de inşallah birkaç kelime edeyim. Kamu vicdanı bunu değerlendirecek. Ben hiç burada bu konuya girmiyorum. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Bunun normları var. Dünya normları var. Avrupa normları var. Mersin'deki normları var. Bu normlara ben vurduğum zaman şu an 300 kişi işten çıkartmam gerekiyor. Akdeniz Belediyesi'nde. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yani bu normları verebilirsiniz. Ben ne büyükşehir katıyorum, büyükşehir içi sayısı bilmiyorum. Hayır, yani normlarına vurup da nüfusu tam bilmediğim için. Ama 7500 tahmin. Yani kendi normlara vurduğum zaman benim Akdeniz Belediyesi'nde Avrupa normlarına, Avrupa Birliği diyoruz ya, demokrasinin beşiği diyoruz ya, Avrupa normlarını ele alsam benim 300 kişi işten çıkartmam gerekiyor. Macit Bey döneminde 5800 kişi çalışırken 11500 kadar. Yani işte bunun normları var arkadaşlar. Alırsınız, bölersiniz, çarparsınız, kaç kişiyle çalışmanız gerektiğini ortaya koyarsınız. Ama bir şeyi doğru bulmuyorum. Bir yandan bir belediye işçi çıkartırken işçi alıyorsa orada bir sıkıntı olur. Bence onu araştırmak gerek. Ya ben bir ithamda bulmuyorum. Lütfen. Hayır. Onu gündem kamuoyu araştırır. Ben o işlerle uğraşmam. Benim işim değil. Ben sonuçta Büyükşehir Belediye Başkanı ile zaten koordineli çalışıyorum. Diğer belediye başkanıyla ben başkanım. Yani ben sadece Avrupa normlarına göre Akdeniz'de benim 300 kişi çıkartmam gerekiyor. Sıkıyorum dişimi, çıkartmıyorum. Çıkartmayacağım da. Kendime göre bir ekip de aldım. Az da olsa. Az aldım. Aslında daha çok almak istiyorum. Daha verimli çalışmak için. Ama ben daha çok çalışıyorum. Daha çok yoruluyorum. Benim ekibimi daha çok çalıştırıyorum. Sorun değil. O gariban insanlar işsiz kalmasın diye. Bu problem değil. Bu herkesin bir bakış açısı. Yani inşallah fazla insan işten ayrılmaz. Bu CHP'li olmuş, HDP'li olmuş, işte MHP'li olmuş, o olmuş, zenci olmuş, beyaz olmuş, dişi olmuş, erkek olmuş, bir önemli değil. Sonuçta aldığı 2200 lira, 2300 lira, 2400 lira evine bir ekmek götürecek, bir süt götürecek. Belki çocuğunun dolmuş parasını ödeyecek. Ben meseleye öyle bakıyorum. Her zaman da söyledim. Bu insanlara yazıktır, bundan hesabı verilmez. Sadece işini yapmasını istiyoruz biz insanlar. İşini yapıyorsa bize ne, gerisi hiç önemli değil. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum tüm meclis üyelerimize. O gün de söyledim. Biz genelde meclis üyeleri olarak, tüm meclis üyeleri olarak Akdeniz'deki hizmet bekleyen insanların sorunlarını dile getirelim. Akdeniz sınırları içinde bizden hizmet bekleyen, kanalizasyonu mu yok, altyapısı mı yok, okulunda sorun mu var, camisinde sıkıntı mı var, bir gariban var, ekmeği mi yok, aşı mı yok, hepimizin burada vebali var. Akdeniz sınırları. İmarından tutun, fen işlerinden tutun, insanlığından tutun, aklınıza ne gelirse. Sizden bir ricam var belediye başkanı olarak, meclis başkanı olarak. Mümkün mertebe. Çünkü hepimizin bir dünya görüşü var. Akdeniz meclis toplantılarında Türkiye gündemini, Mersin gündemini buraya taşımayalım. Çünkü taşırsanız bundan sonra taşıttırmamayı düşünüyorum. Ben bazı arkadaşlarla, CHP'li arkadaşlarla, kendi arkadaşlarımla, diğer arkadaşlarla görüştüm. Onların da kanaati bu noktada olduğunu gördüm. Gerek yok. Çünkü polemik oluyor. Bu polemiğin Akdeniz'deki yaşayan insanlara hiçbir faydası yok. Konuşuyoruz. Ne siz bizi ikna ediyorsunuz, ne biz sizi ikna ediyoruz. Aynı düşüncelerle buradan ayrılıp gidiyoruz. Sadece konuşmuş oluyoruz. Bunun yöntemi, eğer basına bir mesaj vermek istiyorsak, kamuoyuna bir mesaj vermek istiyorsak, partilerimiz var, parti başkanlarımız var, çıkarız. Orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin veya Türkiye'de beğenmediğimiz politikaların eleştirmelerini meclis üyesi olarak yapabiliriz. Bunu niçin rica ediyorum? Ya bunun bir faydası yok Akdeniz'e. Siz zaten hepiniz bir meclis üyesiniz. Şurada çıkışta iki tane, üç tane gazeteciye ya gel ben bir demeç vereceğim derseniz verebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok.
Yani ben bunun önünü kapatma, konuşulmaması, aktarılmaması konusunda da bir yani iddiam yok. Konuşulabilir ama bize bir faydası yok. Meclisimizi boşuna gündem etmiş oluyoruz. Ben tabii sadece bunu bir partiye söylemiyorum, kendi arkadaşlarımla da konuştum. Ya mümkün mertebe. Ha bir kadın cinayeti olur, Türkiye'yi ilgilendiriyordu. Bir deprem olur, bir felaket olur. Şimdi kimimize göre demokrasi böyle, aslında tek demokrasi var da, kimimize göre böyle. Ya bunu burada biz milletvekili değiliz. Yasa çıkartmıyoruz. Bunları değiştiremeyiz. Ha olabilir. Ya bakın Akdeniz ilgilendiren, belediyeciliği ilgilendiren herhangi bir konuyla konuşalım. Ama bunun içine işte sıkıştırarak, zorlayarak isterseniz birçok şeyi sokabilirsiniz. Bir faydası oldu mu? Geçen birbirimizi üzdük, birbirimize kızdık. Mersin'e veya kamuoyuna veya düşüncelerimiz açısından bir şey değişti mi? Maalesef daha kötü oldu. Bence gerek yok arkadaşlar ya. Ne beni, ne ben sizi, ne başka bir arkadaşımızın siyasi görüşünü değiştiremeyiz. Size göre bazı doğrular var, bana göre bazı doğrular var. Bunun dışı, meclisin dışında, partinin önünde, televizyonlarda, istediğiniz yerde bir demeç vererek bunu konuşabilirsiniz. İnanın ki bizim Akdeniz'in çok sorunları var. Ben bunu niye söylüyorum? Bu konuşmalarımızdan belki tabanlarımızın hoşuna gidiyor. Belki bizim de hoşumuza gidiyor. Ayrı bir şey. Ama burada hepinizin vicdanınıza soruyorum. Bu konuşmalarının insanlık adına, Akdeniz'deki mazlumluk adına, kadınlar ve çocuklar adına bir faydası olduğuna inanıyorsanız yapalım. Yoksa tabanlarımıza mesaj veriyoruz arkadaşlar burada. Herkes kendi tabanına buradan mesaj veriyor. Verelim ama bunun dozunu iyi ayarlayalım. Biz daha çok Akdeniz'deki insanlarımızın, şehrimizin ve ilçemizin sorunlarıyla ilgilenelim. Bu daha doğru olur diye düşünüyorum. Sizden çok de doğru. Rica ediyorum bu konuda. Yani daha verimli olur toplantılarımız. Yoksa ben öyle işte sen konuşma, şu konuşma, ben 5. ayımı bitirdim. Kimseye öyle bir şey de yapmadım. Çünkü öbür türlü karışıyor ortalık. Faydası da olmuyor diye düşünüyorum. Acizane kendi düşüncem bu. İnşallah bir dahaki meclisimiz ayın 1'inde. Bilgili vermemin dışında aynı zamanda da soruydu yani sizin bu konudaki şeyiniz önümüzdeki dönem açısından. Bazı soruları cevaplayamıyoruz. Yani işte ben de cevaplamanız açısından sordum evet. Yani. Bu da belediyemizi aklımın ilgilendiren ucunda, bir gündem. Aklımın yani, ucunda. Evet. Daha önce de gündeme getirdiğiniz. Meclisin bir dahaki ay yine bir ufak tadilatı var. Buradan da basına ve sizlere deklar edeyim. Bu soranımız bir tadilata giriyor önümüzdeki ay. Bu tadilattan dolayı önümüzdeki ay meclisimizi burada yapamayacağız arkadaşlar. Bunun resmi yazışmaları, fen işleri ve buradaki yazı işleri tarafından yapılacak. Bu tadilattan dolayı burada yapamayacağız. Bunu da kamuoyuna duyurmuş olayım. Karaduvar'da yapacağız inşallah Allah nasip ederse. Efendim? Evet. Evet. Ya ufak tefek tadilatlar, bazen ufak tadilatlar göze çarpmaz. Ufak bir tadilatımız olacak. Bundan dolayı da Karaduvar'da Allah nasip ederse Ekim ayının meclisini yapacağız. Saat 10'da orada biliyorsunuz bizim bir kültür evimiz ve salonumuz var. Orayı arkadaşlar hazırlayacaklar. Buradaki tadilatlar da inşallah bir dahaki aya biter. Dolayısıyla bunu da şimdi buradan deklar etmiş olayım. Yine mesaj olarak gelir size. Unutmayın. 1-10-2019 günü saat 10'da Karaduvar'da bir dahaki mecliste meclis toplantısı için görüşmek üzere diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. We'll be right back.
Akdeniz Belediyesi meclis toplantısı neticelendi. Arkadaşımız Mert Yeşiltepe takip etti. Sizler için sevgili izleyiciler, kalan süremizi de kısa bir zamanımız var bugün. Yine hem ulusal hem de yerel basınımızdan birkaç gazeteyle tamamlamak istiyoruz izniniz olursa. İmamoğlu sözünü tuttu demiştik. Burada kalmıştık meclise sözü ve kameraları çevirmeden önce. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araç israfını Yeni Kapı'da belgeledi. Pardon. Yurttaş isyan etti. Kime niye kiralandı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Yeni Kapı'da kamuoyuna göstereceğim dediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kiralık araçları miting alanında sergilenmeye başlanmış efendim. Kime, ne amaçla kiralandığı belli olmayan araçların sayısı 800'ü açmış. Araçların büyük bölümü reklama gireceği için söylemeyelim ama aralarında çok ünlü ve lüks olanlar da bulunuyormuş. Ben halkım ve bizi soydular diyor Sayın İmamoğlu. İmamoğlu'nun bu hareketinin akabinde bir vatandaşımız, Dilaver Akça adlı yurttaşımız. Ben halkım, buraya hesap sormaya geldim. Halkın arabaları bunlar, bizi soydular diyor. Önder Sözen adlı bir yurttaşsa bu araçları haksız yere kullananlardan bedelleri tahsil edilsin diyor. Çok özür diliyorum, affedersiniz. Güneş Gazetesi'ndeyiz sevgili izleyiciler. İsrafsa geri ver, İstanbul'u felç eden şov. Seçimden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kastedilen, iddia edilen israf görüntüleri ve de haberleri Güneş Gazetesi'nde manşetini oluşturmuş durumda. Şöyle bir diğer gazetelerimize bakmak istiyorum. Bugün bütün gazetelerimizin, ulusal gazetelerimizin manşet ve de sürmanşetinde aynı haber konusu, aynı başlık ve aynı görüntüler yer alıyor sizlerin de gördüğü gibi. Al sana Yeni Kapı ruhu diyorlar. AKP döneminde İstanbul Belediyesi'nde 643 yöneticiye karşılık 1717 araç bulunuyordu denilmiş sevgili izleyiciler. İmamoğlu sözünü tuttu ve böyle bir deşifreyi gerçekleştirdi diyorlar. Güvenli bölge için mülteci tehdidi Bir Gün gazetesine yansıyan haberlerimizden birisi. Amerika ile uzlaşılan güvenli bölge anlaşmasında belirsizlikler sürerken Erdoğan'dan şantaj gibi bir açıklama denilmiş. Güvenli bölge yoksa sınır kapılarını açarım. Herhalde her ülke kendi başının çaresine bakmak zorunda. Bunun adı şantaj da değildir. Gerekeni yapmaktır, doğru sözü konuşmaktır. Konunun istediği sözü söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı bir anlamda. Kapıları açarız. Aynı cümleleri Hürriyet Gazetesi'nin de yan manşetini oluşturuyor Sayın Erdoğan'ın. Göçmenler konusunda Türkiye'ye yeterli desteği vermeyen Avrupa Birliği'ne kapıları açmak zorunda kalırız resmini çekti denilmiş. Siz de bir görün, Eylül sonuna kadar destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın diyor Sayın Erdoğan. Yükü sadece biz mi çekeceğiz, siz de bakalım nasıl taşınırmış bir görün. Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz diyor. Gelişmeler bizim istediğimiz güvenli bölgeyle muhataplarımızın istediği arasında çok ciddi farklar olduğunu gösteriyor. Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu istediğimiz şekilde fiilen başlatmazsanız biz de kapıları açarız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Doğal olarak söylüyor bunu. En doğru hakkını kullanmış. Ülke sınırlığı, sınırlarının güvenliği, ülke içerisindeki huzur ve sükunetin sağlanması konusunda Türkiye'nin çok büyük zorluklar yaşadığı makbul bir gerçek ve bu konuda Avrupa Birliği'nin gerçekten Avrupa Parlamentosu'nun deklareleri de aynı şekilde çok incitici ve çok bencilceydi. Avrupa Birliği'nin konuya resmen kulaklarını tıkadığı Cumhurbaşkanımızın beyanlarından da anlaşılıyor ve göreve davet ediş var burada. Bu konularda dış politika konusunda çok büyük iyileşmeler sağlanıyor son zamanlarda. Gerekli sözler ediliyor. Çünkü iktidar da bunun acısını çok çekti. Muhalefete de bu konuda çok koz kaptırdı. Doğal olarak Suriyeli mülteciler ya da sığınmacılar üzerinden çok pazar yapıldı. Çok ticari sözler edildi sevgili izleyiciler. Durum böyle olunca ister istemez bu taktiki davranış gerçekleşmek ve de gerçekleştirilmek zorundaydı. Geç kalındı aslında. Ancak belki de her şeyin bir doğru zamanı vardı. O sebeple
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tepkisini son derece yerinde ve de zamanında doğru atılmış bir adım olarak görüyoruz. Şimdiki zaman için doğru atılmış bir adım ama geneli düşündüğümüzde geç kalınmıştır. Çok özür diliyorum. Şimdi bizler sadece kış gelse de şu klimalardan kurtulsak artık hepimiz de bir iyileşsek değil mi? Yani bunun bir sonu olmalı diyorum. Bu sıcakların ve de bu klima ortamlarının bir sonu olmalı. İnsan bazen üşümeyi özlüyor. Kışın ısınabiliyorsunuz ama yazın serinleyemiyorsunuz. Bir takım cihazlara ihtiyacınız oluyor. Bizim stüdyolarda buz, çok şükür ki buz. İtiraz etmiyoruz, nankörlük de etmiyoruz. Ancak tabii ki boğaz kuruluğu bakımından müthiş bir faranjit rahatsızlığıyla resmen cebelleşiyorum 4 aydır. Sizler de tanık oluyorsunuz. Affınıza sığınıyorum. Çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir durum var. Bizler hep Suriye konusunun ya da Suriyeli konusunun Suriyeliler ticarette ne kadar söz sahibi oldu, kaç kişi geldiler, kaç kişi oldular, ne kadar ürediler, ne kadar çoğaldılar, Türk ticaretine ya da iş istihdamına katkıları mı oldu, zararları mı oldu? Bazı konularda mesela sevgili Erkan Aktaş'la konuşmuştuk bu konuyu. Bir tatlı ihracatı olayı başladı Mersin'de. Bu da sevindirici bir durum. Aslında çok tarafsız baktığımızda katkıları da var demiştik. Aynı durumu kendimiz için düşünelim. Biz bir savaş ortamından çoluğumuzu çocuğumuzu canhıraş alıp kaçsak ne olur, ne yaşarız, bir yere sığınmamız ne kadar önemli. Kendi can güvenliğimiz ve de evlatlarımızın, ailemizin can güvenliği için demiştik. Onlar da aynı durumdalar dedik, kapılarımızı açtık. Ancak biz elbette ki sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, etik yaşamda ve devam eden hareketli kent hayatında Suriyeli olgusunun ve Suriyelilerin yarattığı bize göre gereksiz kalabalığın ve çoğumuza göre çok daha elit ve üst seviyelerde bir hayat standardına sahip olmalarının bizi yukarıdakilerin bunların gerçekten sığınmaya ihtiyacı olduğu konusunda ikna etmekte zorlanmalarına sebep oldu. Bu birinci sebep. Çünkü fakir Suriyeliler başka bölgelere gittiler, zengin Suriyeliler sahil kesimine geldiler, evlerin daha lüks, hayatın daha kolay olduğu, çokça AVM'lerin bulunduğu ve kendi ülkelerine bayram gidiş gelişlerinde ulaşımlarının çok daha kolay olabileceği, Avrupa ile bağlarını çok daha rahat sağlayabileceği hep sınır. İç bölgeler değil de sınır şehirleri, dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğumuzu düşünecek olursak sevgili seyirciler, sahil şeritlerini tercih ettiler. Biz hep bunları konuştuk. Ancak uluslararası arenada bu konunun çok farklı yönleri var elbette ki. Uluslararası arenada devlet başkanları, dışişleri bakanları, değil mi, savunma bakanlıkları ya da bakanları, yetkililer, bürokratlar, temsilciler bir şekilde bir masa başında yapılan pazarlıktan paylarını düşeni aldılar ve ülkelerine getirdiler. Ama Türkiye bu konunun bedelini çok ağır ödedi. En çok da AK Parti siyasetine ve AK Parti'deki metal yorgunluğunun pekiştirilmesine dair cümlelerin kurulmasına sebep oldu muhalefet tarafından. Onun için 31 Mart seçimlerinden sonra büyük bir malzeme oldu siyasi kamuoyunda. Öyle olmaya da devam ediyordu ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu konuya bir ket vurdu bu açıklamalarla. Kamuoyunun böyle bir açıklamaya, uluslararası arenadaki siyasetinde böyle bir tavra ihtiyacı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı dış politika konusunda dik duruşunu sürdürmüş oluyor böylece. Ve Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Vatandaş olarak söylüyoruz fikrimizi. Biz de uyandırdığı izlenim bu. Getirilerine bakacağız. Çünkü eleman dedik artık. Eleman dedik. Bütün fazlalıklarını alıyoruz Avrupa'nın. Çok eskimiş, reddedilmiş nükleer santralleri bile bizde. O konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir tavır beklemiyor muyuz? Bekliyoruz tabii ki. Tamam, bunlar yapıldı, edildi nükleer santraller için, ancak çizdim oynamıyorum diyebilirse mucize olur. Milliyet Gazetesi'nde ilginç bir manşet var sevgili izleyiciler. Sınıfta kalma geri geliyor. Sınıfta kalma gitmiş miydi ya? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020-2021 yılında yeni sistemle beraber orta öğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazırlandı. Ne güzel bir değişiklik.
İşte eğitim sistemimizde beklediğimiz revize yapılmış oldu böylece. Ne oldu? Sınıfta kalma geri geldi. Ne olacak? Korkuya dayalı bir eğitim sistemi. Çalışırsan geçersin, çalışmazsan sınıfta kalırsın. Sene tekrarına gidersin, sene kaybın olur. Her şey şöyle parmak gibi gözümüze sokula sokula yapılıyor. Vallahi ben veliyim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfası şu program bitince anında görüşlerimi yazacağım. Ne tehdit ne saygısızlık. Bir veliyim, görüşlerimi yazacağım. Yeter artık. Gerçekten yeter artık. Bizim yetiştirdiğimiz ve mükemmele yakın duruma, kendi potansiyelimize göre mükemmele yakın duruma getirmeye çalıştığımız çocuklarımız, mükemmele yakın derken çok iyi konuşan, çok iyi davranan değil. Dışarıdaki kirli hayatla mücadele etme konusunda, hakkını arama konusunda ve zamanın iyi niyeti yüzünden çok geride kalması konusunda donattığımız çocuklarımızı okulda tekrar pısırık, söyleyeceğini söylemekten korkan, en küçük bir fikir savunmasını dahi saygısızlık zanneden ve o sınıfa koyan, bir disiplin kurulu keşfeden, bir rehberlik öğretmenine bir öğrencinin gitmesinin bile okul içerisinde o çocuğu nasıl aşağılayıcı bir duruma düşüren söylentilere sebep olduğuna kulak tıkayan ve dolayısıyla insanı merkezine koymayan bir eğitim sistemimiz var. Karısını dövenler, değil mi? Kocasını kandıranlar, çocuğuna hileyle yaklaşanlar, toplumda dostluk nedir bilmeyenler, hırsızlar, katiller, suistimalciler, tecavüzcüler, işte bu eğitim sisteminin kurtaramadığı çöplükler. Hepsini toplumun içine naklediyorsunuz ve sonra toplum onları eğitmeye çalışıyor. Terbiye ailenin işi, ancak eğitim gerçekten eğitim kurumlarının işi. Sınıfta kalacak da ne olur? Ne olacak çocuklar? Bu bir tehdit değil mi? Burada itaat duygusunu perçinlemek istiyorlar aslında. Öğretmeninizi dinleyin. Çok itaat edin. Kanaatini kullansın sizin için. Sınıfta kalmayın. Benim çocuğumun kişiliği bozulacaksa ve de bir şekilde dejenere olacaksa sınıfta kalsın. Hiç önemli değil. Göndermem, dışarıdan bitirsin. Erkin Koray çocukları hiç okula göndermemiş bir sanatçıdır. Türk eğitim sistemini onaylamadığı için dışarıdan bitirsin. Her gün sabahın köründe kalkıp okula gidecek. Çünkü nerede dayınız varsa, nerede teyzeniz varsa orada işiniz görülüyor zaten. Ezel, bu arada eşofmanım mı görünüyor benim? Üstü kavalı altı şişhane misali çıkıyoruz bazen sevgili izleyici. Ama ne yapalım yani? Çok abes olmuyor değil mi ablacığım? Efendim? Rahatız, tamam. Böyle olmak zorundayız çünkü çok sıcak, evet. Ne diyordum, nerede kaldım sevgili izleyiciler? Evet, Erkin Koray dışarıdan bitirtmiştir çocuklarına okulu. Demiş ki, bu çocuklarımı törpülemeyin, kişiliklerini değiştirmeyin, benim ona kattığım artıları siz eksiye çevirmeyin. Ben de ondan yola çıkarak diyorum ki, sene tekrar ettirirse ettirsinler. Çocuğum sabahın köründe kalkıp okula gitmez, liseyi de dışarıdan bitirir, üniversiteyi de bir şekilde hazırlanırsa kapağını atar. Atmazsa ne olur, bir şekilde okur, insan olur. Birey olsun, insan olsun, kıymetli bir insan olsun. Sevdiklerine kıymet veren bir insan olsun. Kıymet bilen bir insan olsun her şeyden önce. Hangi yanlışı yaparsa yapsın, ebeveyn, anne onu bekliyor yine saçını okşamak için. Bütün çocukların ihtiyacı var buna. Kalsın çocuğum, sınıfta kalsın. Ama lütfen bozmayınız. Yetiştirdiğimiz çocuklarımızı bozmayınız. Bu hiç hoş bir şey değil. Gerçekten çok önemli bir kamuoyu tepkisi bekliyorum. Çünkü o kadar çalıştılar, çalıştılar, eğitim reformu, eğitim reformu dediler. Yine her yerden tuttular, sündürdüler, sündürdüler, sündürdüler. Lastik gibi, ben az söyleyeyim, siz çok anlayın ne lastiği olduğunu. Sündürdüler, sündürdüler, bıraktılar, hop, 15 sene önceye tekrar döndük. Sınıfta kalma, böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar saçma sapan bir eğitim sistemi bu. Söylemekten hiç imtina etmiyorum. 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız. Kim için, ne için, gerekçesi nedir? Gerekçesi nedir? Şimdi gerçekten özel okullardaki eğitim sistemi bazı devlet okullarına göre, tamam özel okulların bazen mantar gibi çoğaldığını düşünüyoruz da devlet okuluna da gönderdiğinizde çocuğunuzu, bu bir yaradır aslında. Önümüzdeki hafta bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi devlet okullarıyla kurum okulları diyelim ya da devleti hedef almış gibi olmayalım. Bazı kişiler yanlış anlayabilirler. Kurum okullarıyla
bir şekilde ya da kamu okullarıyla bir şekilde özel okullar yarıştırılıyor. Her şey dershaneden bozuldu, okula döndü, okula döndü, okula döndü diye eleştiriyoruz. Devlet okuluna gönderdiğinizde 50-60 kişilik sınıflarda çocuğunuzun fark edilmesi zaten bir yarı yılı geçiyor. Çocuğunuz fark ediliyor bir yarı yılın sonunda, o da denk gelirse. Diğer yarı yılı da öğretmen çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmek için mi harcayacak zannediyorsunuz? Sadece fark edilir. Fark edilmesi de ismin ezberlenmesinden ibarettir. Oturduğu yerin ezberlenilmesinden ibarettir. Velisiyle tanışılır ve sınavlardaki notları az ya da çok öğretmenlerin zihnine nakşedilir. Çocuğunuzun fark edilmesinin başka hiçbir alternatifleri yok. Hepsi bu kadar. Çocuğunuzun ismi bilinir, siz tanınırsınız, notları bilinir. Ve yine bu kadarlık sınıfta çocuk keşfedilemediği için derslerde anladım anlamadım diye bir yakınışta bile bulunacak hakkı olmadığı için siz yine mecburen çocuğunuzun geleceğini kurtarma konusunda devletten 10 adım önde olmak zorundasınız ya. Siz yine mecburen bu çocuğu kurtarmak adına özel dersler aldıracaksınız, özel desteklerde bulunacaksınız, hobilerini beslemek zorunda kalacaksınız. Belki de çocuk okulda bu tür etkinlikleri de yapamayacak, rahatlasın diye belki de ne bileyim masa tenisine göndereceksiniz, alıp onu birlikte tenis oynamaya götüreceksiniz, işte bowling oynamaya götüreceksiniz. Okulda bunların hepsini birlikte yapıyor Avrupa'daki çocuklar. Bizim çocuklarımız böyle kalıyor. Geldi mi? Hesap, kitap, özel derslerle, özel test kitaplarıyla, soru bankalarıyla geldi mi özel okul fiyatına? 10 bin liradan başlayan özel okul fiyatları var. Bir devlet okulunda çocuğunuzu başlattığınızda servis parası, kıyafet parası, alınacak ana şeyler, seri ders kitapları. Bunların hepsini bir düşünün. Kılığı, kıyafeti, yemesi, içmesi. Değil mi? Bunların hepsini bir düşünün ve özel ders masraflarını da düşünün. Geldi mi özel okul fiyatına? Şimdi çocuklar sınıfta kalmasın efendim, niye kalsın? Bence siyasetçiler sınıfta kalsın. Yani bu konuda gerekli çözümü bulamayan, her şeye rağmen eğitimde yol almamız lazım diyen siyasiler var iken 20 yıllara, 10 yıllara, 15 yıllara, 9, 10, 7, 8 yıllara rağmen şimdiki iktidar döneminde de ondan önceki iktidar döneminde de insanlar hep sağlık güvencesi, eğitim güvencesi, değil mi? Can güvenliği konusunda seçim meydanlarında bir takım nutuklar atılarak avlanılmaz mıydı? Geçmişe bakın. Türk siyasi hareketinin, Türk siyasetinin en doyurucu konuşan siyasetçilerinden birisidir rahmetli Süleyman Demirel. Çok iyi hatırlıyorum muhabirlik dönemimizde haberlerini, mitinglerini takip ettiğimiz dönemleri, eski görüntülerine de baktığımızda görüyoruz. 4-5 tane mikrofonu eline sığdırıp konuşan, her şeyin bolunu söyleyen, her şeyin en bağırarağını söyleyen, değil mi? Cümleleri bol bol kullanan, benim vatandaşım değil, benim vatandaşım diye 6-7 tane mikrofona seslenen, her şeyi bol söyleyen, bol anlatan insanlarız. O dönemdeki iktidarında eğitime yaklaşımı aynıydı. Yine sınıfta kalma vardı, yine eğitim bir keşmekeşti. Ancak işte üniversite sınavları biraz daha sadeydi. Dayınız, amcanız ya da bazı örgütlerle bağlantınız olmadan da, insan ayıklama sınavları yapılmadan da biraz hak ediyorsanız gerçekten üniversiteye kendi çabanıza girebiliyordunuz bizim dönemimizde bizler gibi. Şimdiki döneme bakıyoruz, söylemler aynı. O zaman bu ülkede taş taş üstüne konulmamış fikir anlamında, ideoloji anlamında, ilerleme anlamında, eğitime vizyonel bir kimlik kazandırma anlamında. Allah aşkına yanlış mı söylüyorum? Yani Facebook üzerinde canlı yayındayız. Instagram'dayız değil mi Ezel'cim? Yani bu konuda muhakkak ki sizlerin de fikirleri vardır. Sizlerin de görüşleri vardır. Bunları iletebilirsiniz bize, paylaşabilirsiniz bizimle. Onun için eğitim sistemindeki bu aksaklık gerçekten bir adım gibi gösterilmemeli. İster sert konuştunuz denilsin, ister uygun konuştunuz, makul konuştunuz denilsin, hiç umurumda değil. Zaten kendine ait fikri zikri, savunacağı doğruları ve kendisini izleyen, kanalını izleyen çoğunluk adına bir takım sorulara elçi olamıyorsa kişi şu mikrofonu hiç takmayacak. Onun için bu konuda hiç imtina etmiyorum. Şu an eğitim için yapılan bir uygulama ve bunun bir adım olarak gösterilmesine her şeyden önce, anneliğimden de önce bir toplum bireyi olarak karşı çıkıyorum ve de kabul etmiyorum. PKK çocukları işte böyle ağına düşürüyor.
Elbette ki eğitemediğiniz çocuklar her türlü ağa düşme konusunda müsait olurlar. Çocuklarımızın bazı terör örgütlerinin, bazı yanlış mercilerin ağına düşmesi, kapanına kapılması, onlarla birlikte bir yanlış hareketin, bir yanlış davranış özelliğinin içerisinde bulunması bizim onları yeterince donatamamamızdan kaynaklanmıyor mu? Çocuklarımızın o durumu, bugünkü terörün kısmen de olsa sebebi mi? Hayır. Ama çocuklarımızın o durumu, bizim geçmişte ve bugün eğitim adına atmamız gereken adımları atmamamızın bir sonucu mu? Kocaman bir evet. Posta gazetesindeyiz. Bayılıyorum ben bu gazeteye Ezel. Şu kısıtlı zamanda posta nerede diye düşünüyordum. Yani gerçekten artık şu baldırdan, bacaktan kadını da erkeği de bu kadar çirkin gösteren ve dünyaya donunun penceresinden bakan sürmanşetlerden vazgeçmeli bu gazeteler. Gerçekten vazgeçmeli. Yani şöyle bir baktığınızda çok özür diliyorum ama hadisenin baldırından kime ne? Hande Ataizi'nin bacağından kime ne? Ya tek derdimiz bu mu? Elbette bu değil. Mikrofonumu, kulaklığımı takmamışım. Seni duyamadım Ezel'im. Bir şey mi söyledin? Bir dakika takıyorum. Duyuyorum şimdi söyle. Yani arz talep meselesi mi diyorsunuz? Ama gazeteye ihtiyaç yok ki. Sosyal medyada o talep, internet üzerinden istedikleri görüntüye ulaşabiliyor insanlar. Ne denetimi, denetim falan yok. Bırakın Allah aşkına. Neresi nostaljik bunun? Çıldırtma beni Ezel, uçacağım şimdi seni. Yani eskiden Tan gazetesi vardı. Bizim kuşak hatırlar. Tan gazetesini bulvar var. Evet. Onları asla gazete programlarımıza almazdık bir. İkincisi, mahallede birisi eğer Tan gazetesi falan almışsa gazetenin başlığının olmadığı kısmı katlar, şöyle kolunun altında taşırdı ya da kapıcıya tembih edilirdi. İşte bir şekilde gizli saklı koy, bunu ben alırım diye. Genelde de erkekler okuduğunda toplumda daha çok ayıplanılırdı. Ama şura bir bakar mısınız? Ya insan pazarı değil dünya, yapmayın ne olur. 3 günlük ömrünüzde oranızı buranızı göstererek eğer oranız buranız sesinizden, aktrisliğinizden, sahne hakkındaki yeteneğinizden çok daha önemlisi o mikrofonu bırakın o zaman. Sadece sesine güvenler sanat yapsın. Değil mi? Zaza Gabor'dan daha mı iyi bir aktris Hande Ataizi? Hiçbir şey değil bana göre. Bırakın artık. Dünyevi keşmekeşlikleri bırakın. Bunlar çok basına hiç yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum ben. Kadının da erkeğin de bu tür tema olarak bir canımız mı vardı bizim? Neydi o posta gazetesinin manşetindeydi? Böyle bol kaslarıyla bir dizide oynuyordu değil mi Ezel? Bol kaslarıyla çıkardı. Onu da ne zamandır göremiyoruz. Ya size ne el alemin karısından, kocasından? Size ne? Eksik beyinli bir magazin anlayışı bu. Hayır, şu insanlar da hazırladıkları haberin altına şunu haberden sayıp isim yazıyorlar, bir de imzası var. Bu haber mi ayol? Ben utanıyorum bir kadın olarak. Gerçekten ben utanıyorum. Kendi helali haramı varken her neyse. Bir gazetedeki duruma aldanıp da bu gazeteyi alacak insana da şaşarım doğrusu. Gerçekten şaşarım. Ben okuyamadım, onlar okusun diye 2 yıldır köy köy kitap dağıtıyor. Bir ara Aysun Kayacı demişti ki, yanlış anlaşılmıştı belki eski mankenlerden. Benim oyumla demişti, dağdaki çobanın oyu aynı mı? Şu kişiyle, herkes onu farklı anlamıştı. Değil değil mi Ezel? Kendini çok entelektüel zannederek bu lafı konuşmuştu. Çok tahsilli zannederek bu lafı konuşmuştu. Ait olduğu camiaya ne gibi hizmetlerde bulundu? Hayatta ne gibi parmak izleri bıraktı? Bilmiyorum yani, oradaki görevli masal arasında diye kaybolacak parmak izleriydi bunlar. Onun için bir iz bırakamadığını düşünüyorum. Fakat şimdi şu soruyu soruyorum. Bir fabrika işçisinin öyküsü var bu gazetede. Kendiyle uçurum derecesine çelişen bir gazete. Şimdi şeyin, hadisenin ve neydi bu şahsın adı? Hande Ataizi'nin oyu mu önemli? Bir fabrika işçisinin
ben okuyamadım onlar okusun diye 2 yıldır köy köy kitap dağıtarak gezmesi, bir işçi ve emeğini ortaya koyar manşet attırması mı çok önemli bir gazeteye? Değil mi? Kahramanmaraş Türkoğlu'nda bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Yerlikaya, 3 yıl önce bir fuardan aldığı kitapları köye gidip, köylere gidip çocuklara dağıtıyor. O anın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşıp, bu çocuklar okumalı diye yazınca Türkiye'nin dört bir yanından kitap bağışı yapıldı. Program biter bitmez hemen sosyal medyasına bakacağım şahsen. Kitap ve Çocuk Derneği kuran Ahmet Yerlikaya, 3 yılda onlarca köyü ziyaret ederek 12 bin kitabı çocuklarla buluşturdu. Ahmet Yerlikaya, ben de köy çocuğuyum, parasızlıktan okuyamadım, öğretmen olmayı hayal ederdim. Şimdi bu çocukların sevincini görünce kendimi öğretmen olmuş gibi hissediyorum. Ne kadar güzel bir şey. Hayata yakın insanları tanımak lazım. Böyle insanları biriktirmek lazım. Sizin acınızla, sızınızla, sizin durumunuzla, içinde bulunduğunuz koşullarla dalga geçen, sizin koşullarınızın önüne hep kendi koşullarını ve kendi acısını koyan insanlar hasta eder insan ruhunu. Önce ben diyen insanlar hasta eder. Sonra onlardan uzaklaştığınızda kendinizi korumak için de suçlarlar sizi. Bakın, ruhunu iyileştiren bir adam ve ruhlarını iyileştirdiği çocuklar. Bilim ve çocuk kitapları çocukların elinde. İyi insanlar biriktirmek lazım. Öyle bir arkadaşınız olmalı ki köy sofrasında da bağdaş kurup oturmalı. En janti mutfakta da en janti yemekleri pişirebilmeli. Hayatınızda böyle insanlar olmalı. Bunların adı değişken insanlar değildir. Her alanı kabul etmiş, sindirmiş, görmüş, geçirmiş insanlardır. Tebrik ediyorum bu arkadaşımızı. Takdire şayan bir davranış. Gerçekten Ahmet Yerlikaya'nın sosyal medya sayfasına bakalım ve de destek olalım bu faydalı çabaya. Ezel'cim ne kadar zamanım kaldı? Henüz 10 dakika oldu konuşalım ama peki biraz süremiz kısıtlı diye sana danışarak gidiyorum. Star gazetesindeyiz. Belki ulusalla başladık çünkü Akdeniz Belediye Meclisi kente ait, yerele ait bir faaliyetti. Az çok şehrin sorunları, konuları, belediyelerin verecekleri tiyolarla birebir aynıydı. İstedik ki ulusal konusunda da çünkü sizi bilgilendirelim. Çünkü bu bilgiler bizim de kentimizin ekonomisini etkiliyor, bizim de kentimizin gidişatını etkiliyor, bir şekilde çarşıyı, pazarı da etkiliyor. Onun için ulusalı yerelden, yereli ulusaldan çok ayrı düşünmek yanlış olur. Erdoğan'dan güvenli bölge resti. Kapıları açarız. Başkan Erdoğan güvenli bölgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölgenin önemine vurgu yaptı. Bir kez daha sığınmacılarla ilgili verilen sözleri hatırlatarak Avrupa Birliği'ni bir kez daha sert bir dille rest çekercesine uyardı. Gereken desteği alamadık. Olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Vallahi açın kapıları. Bırakınız gitsinler, bırakınız yapsınlar. Türkiye'nin sığınmacıları güvenli bölgede inşa edeceğimiz şehirlere yerleştirelim teklifine tüm liderlerin destek verdiğini belirten Erdoğan, ancak kimsenin mali boyutuna yanaşmadığını söyledi. Açın sınırları, gitsinler. Karşı tarafla yapılan pazarlıklar neticesinde bu alımları gerçekleştirdiysek, bu misafirliği, bu misafirleri kabul ettiysek, olmadı, çizdim, oynamıyorum. Çünkü verilen sözlerde durulmuyorsa tek taraflı devam etmek aptallık olur. Yine Suriyeli göçmenler için dünyaya son uyarı Türkiye Gazetesi'nin de manşetine yerleşmiş durumda. Belediye araçlarına ihtiyaç fazlası diye yeni kapıya yığıp araç alım ihalesine çıktılar şeklinde bir haber var. Ne derece doğru yanlış bilemiyoruz. Türkiye, bakalım, evet. Metin Feyzoğlu'nun bir açıklaması var sevgili izleyiciler. Borsalar Birliği Başkanı. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne gittiği için eleştiren barolara sert çıkmış. Demiş ki, Türkiye'nin hükümet merkezi orası. Devletle iş yapacaksınız. Örneğin kadına şiddet önlemeye çalışıyorsanız, bunu Alman şansölyesine değil, Cumhurbaşkanlığına götüreceksiniz. Tamamen haksız değil. Evet. Buluştuğu için, gittiği için çok eleştirildi. Çünkü sadece gitme eylemi üzerinde duruldu. Ancak gittiğinde ne konuştuğuna da bakıldı sonradan. Kendince haklı olabilir. Hiçbir şey diyemiyoruz. Doğru. Hangi merceğe götüreceksiniz? Cumhurbaşkanlığı mercisine götüreceksiniz. Belki bu tür açılışların, bu tür revizelerin sarayda yapılmasına alışkın değildik. Onun için kamuoyu olarak tepkili yaklaşıldım. Yeni Çağ Gazetesi'ndeyiz.
Güvenli bölge yoksa kapıları açarız. Yine Yeni Çağ gazetesinin de yan manşetine yansımış durumda sevgili izleyiciler. Ve Yeni Çağ'ın sür manşetinde sevindirici bir haber. 88. İzmir Enternasyonel Fuarı 18'i bakanlık düzeyinde 40 ülkeden 190 delegasyonun katılımıyla kapılarını açıyor. Şehir nefesi için, şehrin hayat bulması için çok önemlidir fuarlar. Eskiden Mersin Fuarı da vardı. Şimdi hala devam ediyor mesela, etmiyor herhalde. Uzun zamandır ben Mersin'de değildim çünkü. Etmiyor herhalde, etmiyor. Etse duyardık. Sanatçılar falan gelirdi eskiden. Birçok ticari hareketlilik olurdu şehirde. Güzel olurdu. Yeni Çağ Gazetesi yan manşetine bir başka haberi de sığdırmış. Cumhurbaşkanının güvenli bölge yoksa kapıları açarız görüşünün dışında. İyi Parti lideri Meral Akşener, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını böyle değerlendirdi. Şimdi kayyumla kayyum arasında gidip geliyor insanlar. Diyorlar ki kayyum mu doğrusu, kayyum mu doğrusu? Hangi, nereden, hangi anlamdan geliyor kimse bilmiyor tabii ki, bilenler de vardır. Kıyımdan geliyor, çift pekiştirme, Arapça ve Farsçanın birleşimidir her zaman sevgili izleyiciler. Aslı kayyım-e'dir aslında. Kayyım-e, üst apostrofla tekrar e eklenmesidir. Kayyım-e, yani kıyılması, emeğin hiç edilmesi, bir şekilde emeğin beslenmesine el konulması anlamını içeriyor diyebiliriz tam anlamıyla Türkçe'ye çevirdiğimizde. Kayyım-e, zor gelmiş kayyım denilmiş. I ve i'ler her zaman zor gelir Türk insanına. En çok da i'lar zor gelir söylemek. Mesela almaya elma dememiz gibi. Elmaya dönüştürmüşüz. Ne olmuş? Gelenek doğrunun önüne geçmiş. Aslı kayyım olduğu halde kayyum demişiz. Uzun ve ses harflere döndüğü için. Aslı kayyım ama söylenişte kayyumdur efendim. Bir şekilde artikülasyonu kolay olsun ve genel alışkanlık bu olduğu için de varsın, gelenek burada doğrunun önüne geçsin demişler. Türk diline, Türk kelime yapısına uydurulması açısından sonradan kayyum olarak telaffuz edilmiştir. Bunu da antiparantez söylemek istedik haddimiz olmadan. Bağlantılar varsa gereği yapılır. Balıkesir ziyareti sırasında soruları cevaplayan Sayın Meral Akşener, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili parti olarak görüşümüzü belirttik. Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır diyor efendim. 800 bin farkı hatırlatmış Sayın Akşener, İstanbul ve Ankara içinde benzer uygulamanın yapılma ihtimalinin sorulması üzerine, Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin içinde olsa da Sayın Erdoğan'ın böyle bir tavırda bulunacağına inanmıyorum diyerek İmamoğlu'nun bulunmayacağına inanmıyorum diyerek İmamoğlu'nun 800 bin farkla kazandığı seçimi hatırlattı. Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Erdoğan'la tokalaşması üzerine yapılan polemikler için şöyle dedi: biz İyi Parti olarak geçen yılda milletvekillerimizle resepsiyona katılmıştık. O gün de Sayın Erdoğan'la tokalaştık. Geçen yıldan bugüne ne değişmiş dedi efendim. Geliyor Ezel'cim sesin. Kemal Kılıçdaroğlu Çin'e belediyesi ziyaretini gerçekleştirdi ve halka sesleniyor. Yerli halka. Hemen kameralarımızı çevirelim. Sonrasında biz yine buradayız. Sakın bir yere gitmeyin. Vatandaş vergi veriyor. Doğduğu andan itibaren vergi veriyor. Ölen insandan da vergi alıyoruz. Kefen bezi alırken de vergi var. O zaman bu paralar nereye gitti? Benim bunu bilmeye ihtiyacım var. Diyor ki efendim yol yapıyoruz. Köprü yapıyoruz diyor. Tünel yapıyoruz. İyi de bunları başkası yapıyor. Sen yapmıyorsun ki. Garanti veriyorsun ona. Soruyorum, kaça yaptılar bunu? Köprüyü kaça yaptın? Şehir hastanesini kaça yaptın? Havaalanını kaça yaptın? Ben bunu soracağım. Ne için? Tüy bitmemiş yetimin hakkını aramak için soruyorum. Ben ona şunu söylemiyorum. Niye havaalanı yaptın? Hayır, onu sormuyorum. Yapacak. Niye yol yaptın diye de sormuyorum. Niye köprü yaptın diye de sormuyorum. Arkadaş, sen bunları kaça yaptın diye soruyorum. Kaça yaptın? Benim bilmeye ihtiyacım var. Vatandaşın bilmeye ihtiyacı var. Bunun için soruyoruz. Niçin? Dediğim gibi tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için. O vatandaş yani doğduğu andan itibaren vergi veriyor.
Vergi veriyorsan parayı nereye harcadığını ve kaça harcadığını benim bilme ihtiyacım var. Bunu hepinizin önünde bir daha ifade ediyorum ve hepinizin önünde bir daha soruyorum. Onları kaça yaptın arkadaş sen? Kaça yaptın? Çık millete açıkla. Havaalanını şu kadara yaptık. Uçağı bilmem şunu yaptık. Uçağı şu kadar liraya satın aldık. Katar uçağını satın almadı yalnız. Katar uçağı adı hediye. Adı hediye. Karşılığında bir şey verildi. Ne verildi? Sakarya'daki tank palet fabrikası verildi. Katar ordusuna verildi. Bakın. Sevgili Çinliler. Hepimiz milliyetçiyiz. Bayrağımız her şeyin üstündedir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır demiş şair. Eğer o bayrak benim bayrağımsa, bu vatan benim vatanımsa, hepimizin vatanıysa, şu soruyu sormak zorundayız. Ülkücü kardeşim de soracak. AK Partili kardeşim de soracak. İyi Partili kardeşim de soracak. Saadetli kardeşim de soracak. Herkes soracak. Sormak zorundadır. Sen Türkiye'nin en önemli silah fabrikalarından birisini, tank palet fabrikasını Katar ordusuna niçin peşkeş çektin? Katar ordusuna neden sattın? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Alamıyorum cevabını. Uzun süre ısrar ettim. Uzun süre. Ya kaça verdin bunu? Niçin verdin sen bunu? Bir uçak karşılığında hediye uçak aldım. Niye sana hediye uçak versin? Bana şu örneği bütün milliyetçi kardeşlerime soruyorum ve şu örneği bana göstermelerini istiyorum. İster Japonya'yı örnek göstersinler. İster Hindistan'ı, ister Güney Kore'yi, ister Şili'yi, ister Danimarka'yı, Amerika'yı, Rusya'yı, ister Kanada'yı. Dünyanın hangi ülkesinde o ülke kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekmiştir? Göstersinler bir örnek. Özür dileyeceğim o zaman. Yok böyle bir örnek. Dünyadaki tek örnek Türkiye'dir. Diyeceksiniz ki peki Kılıçdaroğlu seni yüzen ne? Beni yüzen şu. Bütün bunları yapan insanların kahraman edasıyla meydana çıkmasıdır. Ben kahramanım diyor. Ne kahramanı ya? Ne kahramanı? Hangi kahramanlıktan söz ediyorsunuz siz? Hangi kahramanlıktan? İdlib'e bakın. Bizim askerimizi kim koruyor? Rus askerleri koruyor. Şeker fabrikaları da satıldı biliyorum. Satılmadık bir şey kalmadı ki. Eğer sonuçta tank palet fabrikasına yani ordunun silah fabrikasını satmaya gelmişse oturup hepimizin düşünmesi lazım arkadaşlar. Hepimizin düşünmesi lazım. Kavga edecek zaman değildir. Gün kavga edecek zaman değildir. Gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır. Şu yaşadığımız ekonomik krize bakın. İşsizlik geniş tanımıyla 8,5 milyona çıktı. Üniversite mezunları işsiz. Çiftçinin hali meydanda zaten. Gübreye zam yaparsın. İlaca zam yaparsın. Elektriğe zam yaparsın. Doğalgaza zam yaparsın. Dönüp çiftçiye dersin ki eski fiyattan vereceksin. E nasıl versin adam ya? Esnafa diyeceksin ki niçin bunu yaptın? Öyle bir hale geldi ki soğan üreticisi oldu terörist. Akıl mantık alacak şey değil. Sizler yerel seçimlerde oy kullandınız. Belediye başkanlarımızı seçtiniz. Çin'de de yürekli bir arkadaşım. Çalışkan bir arkadaşım. Heyecan dolu bir arkadaşımı seçtiniz. Size yürekten teşekkür ederim. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi samimi söylemek lazım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yani sizin topuklu Efe. Sanmayın ki Aydın'ın topuklu Efe'sidir. O artık Türkiye'de, Türkiye'nin bildiği bir Efe'dir o. Türkiye'nin bildiği, dünyanın bildiği bir Efe'dir. Onun geliştirdiği projelerin pek çoğunu diğer yeni kazandığımız belediyelerde gelecekler örnek alacaklar. Aynısını yapacaklar. Aynısını.
hepinizin huzurunda belediye başkanlarımıza bir şey daha söylemek isterim. Bizim belediyelerin olduğu yerlerde hiçbir çocuk yatağa girmeyecek. Hiçbir çocuk. Hiçbir çocuk. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa belediye başkanı o gece uyumayacak. Onu giderecek. Onunla yani açlıkla yoksullukla mücadele edecek. O nedenle kooperatif kuruyorlar. Kadınlar kazansın diye, üresin diye. Bütün bunların benzerlerini kazandığımız bütün yerlerde yapacağız. Kazanmamız da kolay olmadı, onu da söyleyeyim. Her türlü baskıya rağmen kazandık. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı, iptal ettiler seçimi. İptal ettiler. Niye iptal ediyorsunuz? Vatandaşa güvenmiyoruz. Efendim bir şey oldu da bilmediğimiz bir şey oldu. Mutlaka sandıklarda bir şey oldu. E ispat et. Devletsin sen. Vali sen de. Kaymakam sen de. Polis sen de. Asker sen de. E ispat et. O da yok. İptal ettiler. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu milletin feraseti. Bu milletin bir vicdanı var. Vicdanı var. Adalet temelli bir vicdanı var bu milletin. İptal mi ettin? 13 bin oyu çıkardı 806 bine. Hadi buyur iptal et bakayım. Hadi buyur iptal bakayım. Vicdan ve adalet çok önemli kavramlardır. Vicdan ve adalet. Vicdan ve adalet beraberdir. Bir demir yolunda paralel giden iki ray gibidir. Vicdan ve adalet. Vicdanı ve adaleti olan bir toplumun Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu da kabul etmemiz lazım. Kapalı kapılar ardında adaletsizlik yaptılar. Açık meydanlarda ve sandıkta vatandaş onun hesabını verdi. O nedenle biz bu ülkenin vatandaşlarının ferasetine güveniyoruz. Vicdanına güveniyoruz. Ahlakına güveniyoruz. Adalet anlayışına güveniyoruz. Bizim güvencemiz budur. Efendim hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Hiç unutmayın. Bu kardeşiniz çiftçinin derdini anlatacak. Esnafın derdini anlatacak. İşsizin derdini anlatacak. Asgari ücretlinin derdini anlatacak. Emeklinin derdini anlatacak. Herkesin derdini anlatacak. Ben derdi anlattıkça onlar kızıyorlar. Onlar bana saldırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bildiğim yoldan asla dönmeyeceğim. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşamalı. Herkes kardeşçe yaşamalı. Herkes birlikte yaşamalı. Bunun mücadelesini vereceğim. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Belediye başkanlarımızı sizi de Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. 31 Mart'ta Çin'e Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin'deki konuşması böyleydi. Orada belediye başkanlarıyla ve de halkla buluştu. Halka hitaben de bir konuşma yaptı. Ekranlarınıza naklen taşımış olduk sevgili izleyicilerimiz. Yeniden haber turumuza dönelim arzu ederseniz. Şöyle bir baktığımızda Yeni Şafak gazetesinde kalmıştık. Akdeniz'in bekçileri manşeti kullanılmış Yeni Şafak gazetesinde bugün. 24 saat tepelerindeyiz. Akdeniz ve Ege'de 24 saat nöbet tutan İHA ve SİHA'ların karargahı kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı. Sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz'a havadan destek veren demir kuşlar, düzensiz göç ve insan kaçakçılarını da an be an takip ediyor denilmiş. Akşam gazetesindeyiz yine Cumhurbaşkanı'nın demeci olmazsa kapıları açarız Avrupa Birliği'ne mesajı ve de gönderisi yer alıyor efendim. Diğer haberlerimiz hemen hemen geride bıraktığımız gazetelerimizle aynı olduğu için arzu ederseniz şöyle bir yerelimize de bakalım, bir göz gezdirelim. Sonrasında zaten süremizi de yavaş yavaş tüketmiş oluruz diye düşünüyorum. Şöyle bir yerelden de haberdar olalım. Daha çok dünkü olaylar ve de basından önce yansıyan haberler yer alıyor bildiğiniz üzere. Hakimiyet gazetesiyle başlayalım arzu ederseniz. Çift ekran veriyor mu Ezel diye baktım. Evet, uygun mu ayarlamam Ezel'cim? Evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem belediyesinin değil, Büyükşehir Belediyesi görev tanımlamalarında şimdi bu kalabalık olacak yine ama
mesleğiniz bu olunca bir Türkçe eğitmeni olduğunuz zaman da susamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Olsun, iki üç kişiye de dokunsa fikirlerimizi söylemekten ne mahsur olabilir ki? Mersin Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı, belediyesinin değil sahiplik eki kullanılmamalı orta. Burhanettin Kocamaz İyi Parti'den istifa ettiği konusunda bazı iddiaların ortaya atılması ile ilgili söylentilerin tamamen uydurma olduğunu söylemiş efendim. Kocamaz, ben mücadeleme devam ediyorum. Yerel yönetimlerde herkesi kucaklamanız gerekiyor. Türk milliyetçileri olarak ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana tavır almış insanlarız. İyi Parti bir mecburiyetten doğdu. Yani iktidara alternatif, millete umut olacak bir merkez partisi olarak konumlandırıldığını biliyoruz şeklinde bir demeç vermiş Güray Gürdal'ın haberi. Haberlerini iletmiştik hafta içinde, bahis dolandırıcıları adliyeye sevk edilmiş efendim. Bu da bir netice haberimizdi, onu da paylaşmış olalım. Mersin'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda tescilli 5 anıt ağaçtan biri olan 1000 yaşındaki çınar ağacı zararlı böcek ve bakterilerin istilasına uğramış. Gövdesinde derin çatlaklar oluşmuş. 10 asırlık ağaç, aman Allah'ım, devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Hadi bakalım, göreve bekliyoruz herkesi. Sayın Lütfü Elvan'dan Mezit diye hastane müjdesi. Ha, bu çok gerekli bir şeydi. Gerçekten çok gerekli bir şeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan, Mezitli ilçesine 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin çok özür diliyorum en kısa sürede yapılacağı bilgisini vermiş. Evet, Mezitli bu konuda çok bakir ve çok mahrum. Sanki Mersin'le arasında çok büyük bir sınır var. Bir de Mersin'de bir hastaneler bölgesi ya da hastane konuşlanmaları için ayrılmış bir bölge yok. Konya'daki gibi, hep söylüyorum bunu, bıktırıyorsam özür dilerim, Kayseri'deki gibi bir şekilde, Eskişehir'deki gibi bir hastane yöresi, bölgesi yok. Yani trafiğin sakinleştirildiği, ambulansların rahat gidip gelebileceği, acil müdahale araçlarının da itfaiye gibi, İşte farklı çok acil iş makineleri gibi, işte biri bir çukura düştü ya da bir yüksekte bir yerde inemedi, mahsur kaldı, şudur budur, bir kepçeyle ya da herhangi bir şekilde bir sepetli itfaiye aracının da o yolu kullanabilmesi adına boşaltılmış bölgeler var o şehirlerde. Ve araçların o yolları kullanması acil durumlar dışında yasak. Üstelik karayoluna eşlik eden bir şerit bu. Öyle bir bölge de yok. Şehir hastanesi bilmem nerede. Diş hastanesi bilmem nerede, üniversite hastanesi bilmem nerede, özel hastanenin biri Mersin'in Erdemli tarafı çıkışında, biri zaten Tarsus'tan çıkıp Mersin'e girişinizde sizi karşılıyor özel hastanelerin biri. Diğerleri işte Forum civarında, Kuzey Çevre yolunda, ikinci çevre yolunda, 2,5 çevre. Bu nasıl bir şehir planlamacılığıdır anlamıyorum ki ben. Dolayısıyla hep taşınan bir trafik, yol durumlarında da hep bir yol durum yetememesi, yol potansiyel yetememesi söz konusu. Herkes her konuda çok şey biliyor ama bu nasıl şehir plancılığı anlamadım gerçekten. Şöyle bir bakalım, Lütfü Elvan raylı sistem konusundaki açıklamalarıyla da gündeme geldi. Şehir dostu bir bürokrat olduğunun altını bir kez daha çizmiştik. Bugün de çizmek istiyoruz. Tıpkı diğer bürokratları gibi Mersin'imizin. AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre deniliyor sevgili izleyiciler. Hakimiyet Gazetesi'nde yer alan haberimizde. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Elvan, hükümet tarafından gerçekleştirilen Mersin yatırımlarıyla ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde programa alındığının müjdesini vermişti. Ardından Mezitli yapılacak olan hükümet konağının da yapımına başlandığını açıkladı. Mezitli ilçesinde faaliyete geçecek olan 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin de en kısa sürede yapılacağı bilgisini verdi. Konuyla ilgili Elvan'ı ziyaret eden AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, hastane projesiyle ilgili önemli bilgiler de almış efendim yetkililerden. Gültekin, Sayın Lütfü Elvan,
kentimiz ve Mezitli vatandaşlarımız için müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor. Metro ile başlayan müjde serisi Mezitli'ye yapılacak hükümet konağının yapımına başlanmasıyla devam etti. Şimdi ise Elvan Mezitli'li vatandaşlarımıza üçüncü müjdeyi verdi. Hükümetimizi Mersin'deki temsilcileri olarak kentin çıkarlarını gözetmek ve Mersinlilerin yaşam kalitesini yükseltmek zorundayız. Bunun bilincinde hareket ediyoruz dedi. Şimdi tabii ki sadece bu müjdelerde konuşulabilir. Ancak Mersin şehri 31 Mart seçimlerinde sansasyonel bir şekilde gündeme geldi biliyorsunuz. İstanbul'dan sonra Mersin çok gündemdeydi. İktidar partisini tebrik etmek lazım. Sayın Lütfi Elvan'ı ve haddimiz olmadan da teşekkür etmek lazım Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü hep söylerler bu dünyadaki bir Yahudi zihniyetidir diye. Reklam en çok kriz zamanında yapılmalı. PR çalışmaları en çok kriz zamanında yapılmalı. İşler iyi olduğu zaman reklama ihtiyaç yok düşüncesi de hakim olmamalı. Elimiz çok dar, reklama girmeyelim, şudur budur. Bunlar yoktur Yahudi ticaretinde. Ermeni ticaretinde çok benzer özellikler gösterir. Şimdi Mersin'de bir kriz yaşanır. Seçimin kaybedilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'yle herhangi bir adayın alamamasından dolayı iktidar partisi. O kadar güzel bir mesaj ki bu. Bu yapılacak yatırımlara Lütfi Elvan'ın, Sayın Lütfi Elvan'ın ön ayak olması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bunları şehre müjde olarak sunması. Kaybedilmiş bir bölge ancak bizim şehrimiz. Kaybedilmiş bir bölge ancak adımını atacağımız, devam ettireceğimiz ve de sonuçlandıracağımız yatırımlarla tekrar kazanmayı garanti ettiğimiz bir bölge mesajı veriliyor burada. O sebeple taktik midir, nedir bilmiyorum. Söylemek de istemiyorum ancak çok doğru adımlar olduğunun altını böyle kalın kalın çizmek istiyorum. Asıl olan hizmettir. Asıl olan şehrimizdir. Bütün bürokratlar da bunun için çabalıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı da o şehir bizim belediye başkanlığımıza yönetilmiyor, reddini kullanmıyor ve projelerine Sayın Elvan'ın evet diyor. Bize de teşekkür etmek düşüyor. Bu konuda da tabii ki alkışlamak düşüyor. Haberci gazetesindeyiz. Meski'de işten çıkarma mı var? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Meski bünyesinde çalışan çok sayıda personeli işten çıkardığı iddiası kentte gerilim yarattı. Olabilir, olmayabilir. Bu konudaki gelişmeleri takip ederiz. Devamını iletiriz. Çünkü henüz bir soru haber niteliğinde. Başka da bir şey yok haberimizin içeriğinde. O sebeple devamı takip edilmeli diyoruz. İşsizlik maaşına başvuruda patlama. İşsiz kalan vatandaşın gelir elde etmek için umudu haline gelen, şuraya bir not almam gerekiyor özür dileyerek. Gelir elde etmek için umudu haline gelen İşkur'a gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularda patlama yaşanıyor. Mersin'de işsizlik ödeneğine başvuruların ilk 3 ayda hızlı biçimde artış eğiliminde olmasıyla 2019'un Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %64'lük hızlı bir artış yaşanmış efendim. Bu arada Mersin İl Müdürlüğü İtalyan hazır giyim firması bu haberi geçelim. Çünkü çok reklama girilmiş bu haberde. Ancak İşkur garantili kurslar devam ediyor diyerek o haberin de ana fikrini sizlerle paylaşmış olalım. Göreve talip olanlar bunun çözümünü bulacaklar diyor Sayın Burhanettin Kocamaz. Çukurova Gazetesi'nin üst sür yan süründe Aysun Kayhan'ın bir haberi. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Burhanettin Kocamaz, borçlu belediye bıraktı söylemlerine karşılık, biz de borçlu bir belediye devraldık, günlük gülistanlık bir belediye devralmadık diyor. Seçilirsem borç diye ağlamayacaktım, elbette bu göreve talip olanlar bunun çözümünü bulacaklardır dedi. Son derece doğru bir söylem. Oyuna giren kol sallar, öyle bir deyimimiz var. Nasıl ki Sayın Burhanettin Kocamaz buldu ise çözümünü kendince ve o bulduğu çözümler şimdi eleştiri konusu oluyorsa Sayın Muhap Seçer de bulacaktır. Belki ondan sonra bu görev devralacak kişiler de onun bulduğu çözümleri bir şekilde eleştirecek. Ticaret böyle bir şey. Bazen meziyetleriniz eziyet olur. Onun için
Herkes aynı şeyleri yaşayabilir. Çok düşünerek, çok dikkatli konuşmak lazım. Siyaset diye her şey mübah değil yani. Başkan adayları seçimden önce söz veriyor ama daha sonra bu sözler yerine getirilmiyor. Ne yerine getirilmemiz? Başkan adayları bir daha göremiyorsunuz. Başkan olsalar bile göremiyorsunuz. Niye başlığı ve durumu bu kadar yumuşattınız? Zorunlu ama sadece 31 tane var. Neymiş? Türkiye'de son 6 ayda 144 kadının hayatını kaybettiğini dile getiren Kader Proje Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık, Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyeleri kadınlar için sığınma evi açmak zorunda. Elbette ki zorunda. Bence de zorunda. Ama şu anda 201 belediyenin nüfusu 100 binin üzerindeyken sadece 31'inde kadın sığınma evi varmış. Bunu da konuşmak, görüşmek ve de değerlendirmek lazım sevgili izleyiciler. Güney Gazetesi'ndeyiz. Vücudu yanan umudun acı çığlığı. Mersin'de geçen yıl Temmuz ayında evlerinde çıkan yangında vücudunun %50'si yanan ve doktorların %1 yaşar dediği 10 yaşındaki Umut, deri nakli için yardım bekliyor sevgili izleyiciler. Güney Gazetesi'nin bir haberi. Aile Umut için Mersin Valiliği izniyle yardım kampanyası başlatırken, eski derimi istiyorum diyen Umut, herkesten destek bekliyor. Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Eşilmez mi eşitmez mi Ezel? Punto'yu yaklaştırınca çok okunmaz oluyor. Kullanılan bazı eşitmez galiba. Bazı yazı karakterlerinden dolayı dağılıyor yaklaştırdıkça o sebeple. Eşitmez ailesinin hayatı 12 Temmuz 2018'de gece yarısı evlerinde çıkan yangında kabusa dönmüş. O gece Mihriban Eşitmez iki çocuğuyla birlikte uyurken evde çıkan yangın sebebiyle işte çocuğu da en son bu duruma düşmüş. Olayın hikayesini çok anlatmak istemiyorum. Mersin Valiliği'nin izniyle aile bir yardım toplama kampanyası başlatmış. Aile ve Umut şimdi herkesten destek bekliyor. Tüm yardımseverlerin şöyle bir gönlüne bir kuş uçuralım. Belki konar, belki Umut'a faydalı olurlar. Evet. Mezitli'ye 150 yataklı devlet hastanesi yapılacak müjdesi Güney Gazetesi'nin de yan sür ve manşet bölümünü kapsamış durumda sevgili izleyen ve de dinleyenlerimiz. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın geçtiğimiz aylarda Ankara'da gerçekleştirdiği temasları sonuç vermeye başladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfü Elvan, Başkan Tarhan'ı arayarak Kuyuluk'ta 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacağı müjdesini verdi. Kimin belediye başkanlığı zamanında bu yatırımların yapıldığı önemli değildir. Hangi hükümet döneminde yapıldığı önemlidir. Şu an iktidar bunun ayrımına varmış durumda. Bu çok güzel bir gelişme. Onun için katkıda bulunan fikir ya da faaliyet babında katkıda bulunan herkese şimdiden teşekkürler edelim. Kent merkezinin ihyası için küçük projeler yeterli değil. Sayın Mustafa Gültak sık sık programlarımıza konuk oluyor ve haberlerini de değerlendiriyoruz. Yayın akışımız içerisinde. Elbette ki küçük projeler yeterli değil. Daha büyük projelere ihtiyacı var şehrimizin. Mersin'in ihracat gelirinin %20'si narenciyedenmiş efendim. Güzelim narenci ağaçlarımızı yok edip onların tarlalarının bulundukları yerlere AVM'ler yapmasaydınız belki %90'ı 80'i narenciyeden olacaktı. Stratejik planlarda kadının adı ve yeri yok. Güney Gazetesi'nin manşetine yerleşmiş bir başlık bu. Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader Mersin Şubesi, Argü'den Yönetişim Akademisi İşbirliği ile belediyeler için entegre ve kapsayıcı stratejik plan hazırlama rehberini anlatmış. Niye bu kadar anlaşılmaz laflar kullanıyor? Ne bu Argü'den Yönetişim Akademisi İşbirliği ile belediyeler için entegre ve kapsayıcı stratejik plan hazırlama rehberini tanıttı? Madem Kader'in böyle bir faaliyeti var, madem bazı belediyelerle işbirliği halinde, Ahmet Mehmet Mahmut Efendi'nin Ayşe Fatma teyzemi de anlayacağı dilden konuşsanız olmaz mı? Şunu geliştirme, bilmem ne faaliyeti. Bunu daha iyi yere taşıyabilme hareketi. Düz Türkçe yani bu kadar argüsel anlamda şov yapacağız diye
bu kadar da Farsçayı, Latinceyi, Arapçayı hakim kılmayalım Osmanlıcayı dilimize lütfen. Anlaşılmıyor çünkü. Böylesi mesajlarda anlaşılmak çok önemlidir. Ben haberci olmasam, sade vatandaş olsam şu ilk iki cümleyi okudum da aman bu da neymiş der geçerim. Değil mi? Sabır bırakmıyor çünkü insanda. Anlayamadığınız hiçbir şeye ilgi duyamazsınız. İmece gazetesi yine özel hastaneler cep yakıyor. Aylar önce bu haberi dile getirmiştik. En düşük 60, en yüksek 300 lira muayene ücreti alınıyor. Acil hizmetler eskiden ücretsizdi efendim. Şimdi acil hizmetleri ücretli. Acil hizmetleri bir anlamda acil hizmeti veren hastanelerin gece yürüttüğü PR çalışmasıydı. Hep o gözle bakılırdı. Gece acil hizmetiniz ne kadar iyi olursa gündüzde onlar bireysel hasta olarak özel muayene açtırıp gelen hasta olarak hastanenize dönecektir görüşü hakimdi bir dönem. Artık ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Bütün aciller ücretli oldu. Bir enjeksiyon yaptırmaya gidiyorsunuz 15-20 TL ödüyorsunuz. Sosyal güvenceniz olsa bile serumunuz takılıp bir tahliliniz yapıldığında 150-200 lirayla çıkıyorsunuz acilden. Acil ücreti en düşük 50-60 lira. Uzman doktorunuz yok, hiçbir şeyiniz yok. Adı üzerinde acil. Müdahale edilmesi gereken ve şu saatte de yarın şu doktorumuza gelebilirsiniz denilmesi gereken bir durum değil midir bu? Kuruldukları dönemde sembolik ücretlerle hizmet veren özel hastaneler son yıllarda aldıkları muayene katılım ücretiyle vatandaşları çileden çıkarmaya başladı. Bu konuya çok ivedi bir şekilde el atılmalı. Gerçekten ivedi bir şekilde el atılmalı. Hemen Ezel'cim özür diliyorum. İyi midir böyle? Şöyle bir çekeyim. Şöyle. Evet. Yani sağlık alanında yapılan ve hükümetin en çok övündüğü reform olarak gösterdiği özel hastaneler yıllar içerisinde katkı payı adı altında aldıkları ücretlerle sağlığın bedava olmadığını kanıtlamış oldu. Özel hastaneler katkı payı adı altında hastaneye gelen hastalardan en düşük 60, en yüksek 50, en yüksek ise 300 lira talep ediyorlar. Özel hastanelerin yeterince denetlenmemesi nedeniyle hastane yönetiminin insafına bırakılmış oluyor. Katılıyorum. Bir de eczaneye gidiyorsunuz. Eğer acil muayeneniz gerçekleşmişse bir de şurada acile gitmişsiniz. Acil payını ödüyorsunuz, acil ödemesini yapıyorsunuz ama doktora ayrıca muayene oluyorsunuz. İşte şudur budur. Her an karşınıza çıkabiliyor. Bunu birebir yaşayanlardanım. Bir de bu konuda eczacıları tahsildar yaptık. Eczacılar Odası Başkanı'nın sevgili Özgün Aras'la da konuşmuştuk ya. Eczacı girdiğinde kişinin kişisel bilgilerini, şahsi bilgilerini girdiğinde görüyor zaten. Diyor ki şu kadar ödemeniz var. Bunu yapmadan bu ilaçlarınızı alamıyorsunuz. Acil hekiminiz yazmış ama Allah Allah. Ne zaman? Geçen ay acile gitmiştim. Acaba orada mı? Ama ben onu ödemiştim. Ama bu ödeme niye çıkıyor? Sonradan işte şuna şu katkı payı olsun. Bundan da bu katkı payını alalım. Bundan da bir ara sıra ücreti alınıyormuş. Hanginizin haberi var? Benim haberim yoktu. Konuştuk ya bunu programda. Hiç haberim yoktu. Allah Allah diyorum, parasını ödediğin muayeneni neden tekrar ödüyorsun? Tamam 10 liranın hesabını yapmıyorsun ama 10 liralık kandırılmak da insanın çok zoruna gidiyor. Daha yüksek meblağlarda kandırılsanız ne yiyecek yani, değil mi? Bu da ayrı bir konu. Mezitli'ye 150 yataklı kurum hastanesi yapılacak efendim. Çok haysiyetli, çok dikkatli, çok doğru çizgilerde yürüyen özel hastanelerimiz de var tabii ki. Stratejisini bir şekilde vizyonunu hiç bozmadan giden özel hastanelerimiz de var tabii ki. Bir şekilde daha çok kazanmanın telaşına kapılmayan özel hastanelerimiz de var tabii ki. Birçok konuyu, birçok durumu devlet kurumlarında, devlet hastanelerinde çözemezken, birçok profesöre, birçok hocaya, üniversite hastanelerinde ulaşamazken, özel hastanede yarım zamanlı ya da yarı zamanlı ya da eş zamanlı çalışmasından dolayı ulaşmamızda, erişmemizde çok kolay oluyor. Özel hastanelerin tüm uygulamalarına tukaka demiyoruz. Ancak katkı payları ve acil ücretleri çok acil, çok acil gözden geçirilmeli. Toparlayalım Ezel'cim peki. En son Mersin gazetesindeyiz sevgili izleyiciler. Pazarcılar eylemdeymiş. 2 gün boyunca sebze ve meyve alınmayacak. Mahallelerde tezgah açılmayacak. Mersin Pazarcılar Esnaf Odası, Mersin Toptancı Hali'nin cumartesi günü kapalı olmasından dolayı mağdur olduklarını ifade etmek amacıyla
basın açıklamasında bulunarak eylem yapmaya başladıklarını açıklamışlar sevgili izleyiciler. Pazar günü halin kapalı olmasından yanayız diye açıklama yaparak destek istedi. Bir dakika, nasıl bir haber bu? Cumartesi günü kapalı olmasın değil de, ha, tamam değil mi Ezel? Pazar günü kapalı olsun diyorlar. Evet doğru. İş günüdür, alışveriş günü. Evet. Evet. Ha, anladım. Pazar zaten hep kapalıydı diyor Ezel. Buna artı olarak bir de cumartesi günü de kapalı olması uygulaması getirildi. İşte pazarcılar buna karşı çıkıyorlar diyor. İki gün off bizim için fazla diyorlardır. Onlar da haklıdır tabii ki. Sayın Lütfü Elvan'dan Bezitli Hastane müjdesi. Yine Mersin gazetesinde yan sürüde yer almış durumda sevgili izleyiciler. Ağustos ayı açlık yoksulluk rakamları açıklanmış. Açlık sınırı 2385 TL. 4 kişi için bu da. Memur Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık yoksulluk araştırmasına göre Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2385 TL, yoksulluk sınırı ise dün söylemiştik programda aynen öyle küsuratında bir kayma olmuş 6653 TL. Yoksulluk sınırı korkunç durumda sevgili izleyiciler. Gerçekten korkunç durumda. Memur Sen Konfederasyonu tarafından hep kendimizi düşünmeyelim. Biraz da bizden daha zor durumda olanları düşünerek lütfen bu haberlere merhametle yaklaşalım. Memur Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık yoksulluk araştırmasına göre Ağustos ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı şu kadar şu kadar şu kadarken şimdi ise 6000 TL olarak tespit edilmiş. Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre ise gıda ve madde fiyatlarında ortalama %0,21'lik bir düşüş yaşanmış. Neresinde? Gıda ve çok ilginç zannetmiyorum. Neye göre, kime göre? Giyim ve kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında da düşüş yaşanmış. Haberleşme fiyatlarında %4,87'lik artış olmuş. Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim %4,87'lik bir artış olarak yansımış. Haberleşme madde fiyatlarında Temmuz ayına göre şu kadar şu kadar PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlenmiş. Eğitim kültür madde fiyatı. Bir kere cep telefonları faturası el yakıyor. Gerçekten el yakıyor. Bu çok gizli kalan bir, çok sinsi bir sorun bu. Kimse de dile getirmiyor, getiremiyor da. Haberleşmeden sorumlu yetkili bürokratların da hiç gündeme almadıkları bir konu. Sosyal medya erişimlerinizi ya da bir şekilde internet hizmetinizi aldığınız firmaların faturaları el yakıyor. Buralarda da bir denetim uygulanılmalı. 60 TL'ye, 50 TL'ye, 90 TL'ye abone olduğunuz bir ev internet paketinin fiyatı ay sonunda size 150-200 lira olarak gelebiliyor. Gelsin mi? Gelsin. Ama kandırılmayalım. Denetim olsun. Birinci göreviniz denetim. Denetlerseniz daha çok çaba göstereceğiniz, büyüdüğünde daha çok çaba göstereceğiniz sorunların önüne geçmiş olursunuz. Kar topu gibi yuvarlana yuvarlana önünüze gelmez. Şahsi cep telefonu fiyatları artık çok uçuk durumda. Çeyrek ev kirasına kullanıyorsunuz cep telefonunuzu. Hele de faal bir işiniz varsa, bütün işiniz telefondaysa. İnternet erişim fiyatları çok yüksek ve denetim yok. Aile paketi alıyorsunuz. Aile paketini korumak için, tekrar paketlemek için ayrı bir paket almanız gerekiyor. Aile paketi verir misin? Tamam veririm. Olur. Çok iyi olur. İsabet olur. İşte çoluk var, çocuk var. Çok memnun olurum. Aile paketinizdeki herhangi bir aksaklıktan haberinizin olması için Leyla Hanım, anında haberdar edilmeniz için şunu bunu şu paketi de öneririm. Bu ne ya? Ahmet'i gönder işi yapsın. Ahmet işi yapıyor mu, yapmıyor mu? Gönder Mehmet baksın. Mehmet Ahmet'in işi yaptığına bakıyor mu, bakmıyor mu? Onun için de Mahmut'u gönder. Nasıl bir şey? Nasıl bir keşmekeşliktir? Bu nasıl bir suistimaldir? Cebimizden ne kadar çok para alınıyor? Onun için haberleşme fiyatları en pahalı olan ülkeyiz şu anda. Bu konuda birinci sıradayız. Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi? Ezel, senin de dikkatini çekti mi Mersin Gazetesi'nde? Mersin Gazetesi ilk sayfasını çok revize eden, çok canlı tutan, çok sık yenilik yapan bir gazete. O bakımdan
Sayın Selahattin Akkuş Beyefendi'yi tebrik ediyorum ve de buradan gerçekten alkışlıyorum emeği geçen herkesi. Önemli Twitter'ları yayınlıyorlar, Facebook'tan alıntılar yapıyorlar. Sayfa düzeni mükemmel. Az, öz ve kalabalık olmayan, bak birçok şey sunulmuş ama hiç kalabalık görünmüyor. Sondir. Efendim? Ay çok teşekkür ederim. Bize mi HD kopyasını gönderiyorlar? Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. Selahattin Bey'e de bu yakışırdı. Bütün imtiyaz sahiplerine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ayakta kalmaları hiç kolay değil. Bunu da biliyoruz. Hepsi gücünün üzerinde bir çaba harcıyor. Bunu da biliyoruz. Allah kolaylık versin diyoruz. Bol kazançlar nasip etsin diyoruz. Diğer gazetelerimizde de zaman zaman yeniliklere rastladığımızda onları da zikredeceğiz tabii ki. Evet, haftayı bitirdik. İş gününü bitirdik. Ama biz yarın da çalışıyoruz. Biz her zaman çalışıyoruz. Bizde tatil yok. Her zaman çalışıyoruz. Bugün de gitti ömürden. Gitti mi Ezel? Bugün de gitti. Bugünü de tükettik. Bitti dediğiniz her şey aslında bir daha bulamayacağınız bir şey olabilir. Bittiği için sevindiğiniz her şey keşke bitmeseydi dedirtebilir size zaman içerisinde. Ancak öyle durumlar var ki, üçte miyim Ezel? Öyle durumlar var ki, öyle anlar var ki insan hayatında bazı sonlar kimi başlangıçlara çok büyük ve mavi kapılar açıyor. Umarız hayatınız boyunca ama sizin, sevdiklerinizin, çocuklarınızın, hayatınızda kıymetli olan herkesin dünyasına ve de hayatına mavi mavi kapılar açılsın. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Yayın kumanda masasındaki arkadaşlarım adına, İçel FM'de yayınımızın size ulaşmasına katkıda bulunan arkadaşlarım adına, dışarıda Akdeniz Belediyesi Eylül ayı ikinci meclis toplantısını, ikinci birleşimi takip eden Mert Yeşiltepe arkadaşım adına ve hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Pazartesi ola, hayrola. İyi haberlerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Mavi kalın. Biri size mavi diyorsa bunun kıymetini bilin. Çünkü inanın kalpten diyordur. Çünkü mavi olmak hiç kolay değil. Onun içindir ki bakın deniz yıldızımız mavi. Mavi huzurdur. Bir yudum huzurumuz olsun istedik masamızda. Hoşça kalın. Pazartesi yeniden birlikteyiz.